Herkese merhaba arkadaşlar. Avustralya'dan, hatta Güney Avustralya'dan, hatta Güney Avustralya'nın başkenti Adelaide'den herkese merhabalar. Burayı turlarken diğer birçok Avustralya şehrinde olmayan yerleri turlamaya çalışacağım. Yani sadece bir şehir turu yapmak veya size bunu göstermek istemiyorum. Sadece insanların yürüdüğü bir cadde var, her şehirde olduğu gibi. O caddeyi göstereceğim size. Ondan sonra da diğer şehirlerden bu şehri ayırt eden şeylere devam edeceğiz. Mesela Alman kasabası gibi veya çok ünlü bir çikolata markası var, onu denemek gibi. Bunları böyle turlayacağız hızlı bir şekilde. Ama bunlardan önce de size bu şehir hakkında çok küçük böyle bilgiler vereceğim. Bu şehir Avustralya'nın planlı şekilde yapılan ikinci şehri. Birincisi Avustralya'nın başkenti Canberra, ikincisi ise bu Adelaide şehri. Bu şehre 20 dakikalık şehir diyorlar. Bunun sebebi küçük olmasından kaynaklı değil, planlı olmasından kaynaklı. Şehir yapıma başlamadan önce planlanıp ondan sonra yapılmaya başlanmış. Bu yüzden sokaklar, caddeler, ana bölgelere giderken 20 dakika içerisinde istediğiniz yere varabiliyorsunuz. Bu yüzden de buraya 20 dakikalık şehir diyorlar. Ha, bu demek değil, burası büyük bir şehir. Yani daha büyük bir yer bekliyor insan şehir deyince. Daha çok böyle kasabamsı bir şey andırıyor. Sadece şehrin tam ortası birazcık daha böyle alışveriş için elverişli, insanların daha sık ve yoğun olduğu bir bölge orası. Ayrıca bu şehrin ismi ise eski Almanca'dan gelen Adelaide. Aksan hakkında hiçbir bilgim yok bu arada, direkt gördüğüm gibi söylüyorum. Adelaide'den geliyor. Anlamı ise asil tabihatlı olarak geçiyor. Gerçekten de öyle bu arada. Şehirden 5-10 dakika uzaklaştıktan sonra tabiatın içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Güney Avustralya'nın zaten böyle güzel bir yanı var. Her yer tabiat harikası. Her yer mucize gibi gerçekten. İnsanlar buraya genelde alışveriş yapmaya, işte bir şeyler yemeye vesaire, bunun gibi şeyler için geliyorlar. Şehir merkezinin tam ortasında olduğu için de insanların çalışma yerlerine, şehir merkezindeki ofislerine daha yakın oluyor. O yüzden burası birazcık daha işlek ve sosyal bir ortam haline geliyor. Adelaide aslında çok fazla insan kalabalığının olduğu bir şehir değil. Fakat şehir merkezi, mesela bu cadde öyle çok uzun bir cadde değil. Bu caddeyi böyle baştan sona kadar bitirdiğinizde ihtiyacınız olan her şeyi tamamlayabiliyorsunuz. Aslında buranın böyle bir merkezi noktası tamamen. Ve burayı bitirdikten sonra da farklı bir caddeye bağlanıyorsunuz. Araçların geçtiği. Orada da böyle daha çok gece hayatı kısmı başlıyor. Ve bu yürüyüş yolunun tam ortasında bir yerde de bizdeki kapalı çarşı gibi bir yer bulunmakta. Önüne de şöyle bir fışkıya koymuşlar. İçeriye girdiğimizde de içerisi birazcık sessiz bir ortam. O yüzden birazcık daha kısık konuşacağım. İçeriye girdiğimizde de hem tarihi bir alan oluyor ve görsel olarak birazcık daha renklendirmişler burayı. Eski şeyleri koymuşlar. Mesela burada şapka kültürü diye bir şey var. Avustralya'da şu tarz şapkalar gerçekten de ünlüler bu arada. Erkekler, kadınlar, özellikle gezi yapanlar veya fotoğrafla uğraşanların Avustralya'daki fotoğraflarını genelde kafasında bu tarz şapkalar görüyorsunuz. Burası da yine böyle müthiş zamanınızı alacak bir yer değil. 3-5 dakika içerisinde bir yerden bir yere çıkabiliyorsunuz. Benim buraya girmemdeki en büyük sebep ise hemen sonunda bulunan çikolata dükkanı. O çikolata dükkanı çok ünlü bir çikolata dükkanıymış. Bakalım gerçekten de bir fark var mı yani diğer çikolatalarla arasında? Ayrıca buraya kahve almak için de gelebiliyorsunuz. Saçınızı kestirmek için de gelebiliyorsunuz. Manikür pedikür için de gelebiliyorsunuz. Birçok olanak sağlıyor aslında burası. Şehir merkezinde olması da bence artı bir yön. Çünkü şehir merkezine geldiğinizde bütün işlerinizi tamamladığınızda burada girip tamamen işlerinizi bitirip hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Buranın en sonunda da çikolata dükkanına geliyoruz. Burası Hayes Chocolate diye geçiyor. Yani Hayes'in çikolatası diye geçiyor. Adelaide yazdığımda karşıma direkt burası çıkıyor neredeyse. Hemen içeri girip bir şeyler yiyelim ya. Birazcık saat erken ama.
çikolatamı aldım. Bence tadına bakmadım ama abi bir çikolata bu kadar pahalı olmamalı ya. Yani herhalde şurada toplam 100 gram falan çikolata var. $25.80 gibi bir ücret ödedim şunlar için. Yani tadının benim hayatımı değiştirmesi lazım şu anda yani. Çok anlamsız fiyatı vardı. Ayrıca içeriye girdim. Görevli arkadaş geldi. Ne için kullanacaksınız? Video çekmek istiyorsanız işte bir iş görüşmesinde falan bu kullanacaksınız falan dedi. Durumumu izah ettim. Gezi videoları çekiyorum dedim. Hemen arkaya gitti. İşte kontrol etmem lazım. Marketing dedi. İşte check etmem lazım dedi. Video çekemezsin dedi falan. O arkadayken ben videoları çektim. Çikolatamı aldım ve çıktım. Yani çok anlamsız yani. Ne kastıyorsunuz abi? Çikolata satıyorsunuz siz ya. Çikolata ya. Hemen şurada oturup yiyeceğim ben bunları. Çok merak ediyorum. Zaten hepsini bitiremem. Çok fazla var burada. Hemen şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Yani neymiş abi? Nesin yani sen? Çikolatalar bunlar. İki çeşit aldım. Şu fındıklı bir çikolata. Yuvarlak. Bu da sanırım sütlü bir çikolata ve kurbağa desenli. Önce fındıklıdan başlayacağım. Güzel. Bu arada tadı güzel. Ama tadı bu arada güzel ya. Böyle ağızda bekleyince iyice yayılıyor. Bu da kurbağalı. Bunun da tadına bakalım. Ya bu güzeller bu arada. Yani şey böyle, yediğinizde tadı ağzınızda kalıyor. Aroması çok güzel. Ağır değil. Ha bak bu mesela yedikten kısa bir süre sonra boğazınızda şey yapıyor. Böyle bir küçük yakma hissi veriyor. Yani yoğun bir çikolata tadı var aslında. Ama dark çikolata gibi değil. Güzelmiş, ben bayağı beğendim. Kahveyle falan müthiş gider bunlar. Ben bir kahve alıp yoluma devam edeceğim. Bunların dışında Avustralya'nın bütün şehirlerinde olan Botanic Garden dediğimiz botanik bahçe var. Bunu Avustralya'da hangi şehre giderseniz gidin mutlaka karşınıza çıkıyor. Böyle bir gerçek var. Bu kadar doğanın içerisinde botanik bahçe yapıyorlar burada. Ayrıca uğrayabileceğiniz müzeler var. Sanat müzesi gibi, tarihi müzeler gibi, aborjinleri anlatan müzeler gibi birçok da müze bulunmakta. Fakat bunlara Avustralya'daki bütün şehirlerde denk gelebiliyorsunuz. O yüzden ben bunu birazcık pas geçmek istiyorum. Benim en çok görmek istediğim yere doğru devam edeceğim şimdi. Alman kasabası. Gidelim sosisli yiyelim. Ve Adelaide şehrindeki Alman kasabası olan Hahndorf kasabasına hoş geldiniz. Kasabaya giriş yaptıktan sonra kendimi gerçekten de bir Avrupa yerinde, bir Avrupa şehrinde sonbaharda hissettim. Yolları böyle iki yeşilliklerin arasından geçirmişler ve sonbahar ayı olduğu için de muhteşem bir manzara çıkmış. Arkamda da gördüğünüz gibi her yerde yapraklar dökülmüş. Çok güzel bir manzara var. Bu direkt kasabanın girişi bu arada. Daha sonradan ileriye doğru devam ediyorlar. Burası tamamen artık turistik bir bölge. Bu sokak üstünde devam ettiğinizde bilgi alabileceğiniz yer, kafeler, restoranlar, alışveriş yapabileceğiniz yerler, eski Alman kültürü veya yeni Almanya'ya özgü şeyler, tatlı çeşitleri, dondurma çeşitleri, kahve çeşitleri. Ben çok beğendim burayı. Baştan sona aslında ben bir yürüdüm. Daha doğrusu yarısından bu tarafa doğru yürüdüm. Şimdi geriye doğru devam edeceğim. Arabayı nereye bıraktım konusunda hiçbir bilgim yok bu arada. Oturup bir şeyler yemem lazım. Yaklaşık iki gündür hiçbir şey yemiyorum bu arada. Bir sosisli yemek istiyorum ya. Bakalım bulabiliriz. Her yerden böyle çok güzel kokular geliyor. Ama o kokunun konumunu bulamadım bir türlü. Kokunun nereden geldiğini buldum. German Inn diye bir tane pub, restoran tarzı bir yer var burada. Oradan geliyormuş. Yani Alman hanı diye geçiyor sanırım. Alman hanıymış. Siparişimi verdim. Tabii ki de bir Alman kasabasına gelip sosisli yemezsem olmazdı. Hemen bir sosisli söyledim kendime. Oturdum, bekliyorum. 2-3 dakika oldu daha söyledi. Birazdan gelecek. İnanılmaz açım. Tadını da çok merak ediyorum ayrıca. Fiyatlara gelirsek de fiyatlar böyle çok uçuk fiyatlar değil. Bir şehir merkezinde yiyebileceğiniz yemeklerin fiyatıyla hemen hemen aynı. Şu anda ekranda da görüyorsunuz zaten fiyatları. İsterseniz videoyu durdurup oradan net bir şekilde de siz de kontrol edebilirsiniz. Ama Avustralya'da şehir merkezinde veya turistik bir bölgede yemek yiyorsanız ortalama bu fiyatlarda. Ve yemeğim geldi.
Evet, ben Bratwurst Dog diye bir yemek söyledim. O geldi. Şimdi hemen şuradan şöyle bir tadına bakacağım. Çok merak ediyorum özellikle Alman sosisinin. Üzerine grillde yapılmış, yani ateşte yapılmış soğan parçaları koymuşlar. Onun üstüne de domates sosu ve peynir konulmuş. Şöyle hemen kenarından koparmak istiyorum. Bu arada bu ekmeklerde Güney Amerika taraflarında yapılıyormuş genel anlamda. Sosisin orijinali Almanya'dan fakat ekmeklerin orijinali ise Güney Amerika'dan geliyormuş. Ekmek çok lezzetli. Şöyle ben sadece önce bir sosisini almak istiyorum. Tadına bakmak istiyorum. Yumuşak bir sosisini. Direkt parçalandı. Ben bunu birazdan elimle yerim. Bayağı lezzetli ya. Almanlar bu işi biliyor. Yanında patates salatası. Normal yeşil salata ve üstünde gezdirilmiş barbekü sosu vardı. Ben onun yanına bir de patates kızartması ekledim. Yemeğim bitti şimdi. Bir de üzerine kahve ve tatlı yiyeceğiz ama buradan başka bir yere gitmek istiyorum. Burada yemeğimi yedim. Buradan sonra da başka bir yerde kahvemi ve canım böyle bir cheesecake falan istiyor. Cheesecake falan yerim. Ondan sonra çok uzun bir yolum var. Evet, şimdi Alman kahvecisine geldim. Burada bir Viyana kahvesi siparişi verdim ve geldi. Onun yanında da şöyle bir cheesecake aldım. Güzel yemeğin üstüne böyle bir tatlı ve kahve yapmam lazımdı. Önce kahvenin tadına bakmak istiyorum. Bakalım gerçekten de bu Viyanalılar haklılar mıymış? Kahve güzel. Ama büyük bir ihtimalle tabii ki de fark ediyordur kullandıkları kahve. Viyana'da kullandıkları kahve ile Avustralya'da kullandıkları kahve farklılık gösterebilir tabii. Şöyle bir cheesecake'imizden de alayım. Raspberry var üstünde. Çok güzel ya. Ben biraz kendimi kaybediyorum da. Kakaolu bir şey görünce böyle kahveyle aynı anda yiyeyim, onu yapayım falan olmuyor. Genelde önce o bitiyor. Evet, bu Tatlış Alman kasabasının da burada sonuna geldik ve Adelaide turunu da burada tamamlıyoruz. Bunların dışında yapılacak şeyler de var tabii bu şehirde. Bu şehir sadece bu kadarına ibaret değil. Mesela şarap testleri yapmak isterseniz, şarap denemek isterseniz Adelaide şehrinin güney tarafı beyaz şarap, kuzey tarafı ise kırmızı şaraplar için çok ideal. Buranın şarapları da çok ünlüdür. Gelip bunları da test edebilirsiniz veya buraya gelenler bunları da test edebilir. Bunun dışında doğa yürüyüşlerini seven trekking, climbing, işte tırmanışlar, bu tarz aktiviteleri sevenler için de buranın doğası buna çok elverişli. Doğal aktiviteler yaparken de tamamen güvenli şekilde hareket ediyorsunuz. Yani tek başınıza da aslında bu aktiviteleri burada yapabiliyorsunuz. Böyle güzel bir yanı daha var bu şehrin. Genel olarak kendim yorumlamam gerekirse eğer de Adelaide şehri bana göre bir şehir değil. Fakat bu demek değil ki kötü bir şehir. Şehrin küçük olması, bir şeylerin yok olması, yani aktivite çeşitliliğinin yok olması. Mesela Brisbane'ın konumundan dolayı kuzeye çıkıp dalış yapabiliyorsun, güneye inip dalış yapabiliyorsun. Avustralya'nın her yeri doğa aktiviteleri için çok uygun zaten. Yaşadığım şehirle kıyasladığım için daha çok aslında Brisbane bana göre birazcık daha sıcak geliyor. Yani sıcak derken daha yakın geliyor. O yüzden Brisbane her zaman önde benim için hala da. Çok güzel bir şehir seçmişim. O zaman sizleri öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Büyütelim şu kanalı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.